Hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar, ladies and gentlemen, bu ülkenin güzel insanları, güzide insanları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Tercihen yaşıtlarımızla muhatap olmuyoruz. İyi sabahlar, iyi akşamlar, iyi günler, iyi ikindiler, iyi sabaha karşılar, iyi kuşluklar, iyi gece yarıları. Hangi zaman diliminde Komu ziyaret ettiyseniz ne farasıyla huzurlarınızdayız efendim. Boş konuları doldurduğumuz bir programdır. Saçma sapan şeyler üzerinden eğlendiğimiz bir hadisedir efendim. Derdimiz iyi zaman geçirmek. İnşallah muvaffak oluruz. Genelde de oluyoruz. İzleyenler bilirler. Yeni aramıza katılanlar varsa hoş geldiniz efendim. Niye geç geldiniz? Tamam hoş geldiniz ama niye bu kadar geç kaldınız? Gelin bundan sonra zamanında olun. Çünkü geciken adalet adalet olmadığı gibi geciken izleyici de izleyici değildir efendim. Diyor ki gençler aşkı tanımlamakta zorlanıyor. E zorlanırlar. Çünkü genç olmak bunu gerektirir. Fakat gençliğin tanımı yüzyıllar içerisinde değişiyor. Mis 13 yaşında olmak zamanında çok çok eskiden yetişkin olmaya yeterken bugün öyle değil. 15 yaşında olmak, 20 yaşında olmak, 25 yaşında olmak, 30 yaşında olmaya kadar bu işler bugün ilerledi. Hala kendisinden 40 yaşında gencecik bir çocuk diye bahseden insanlar var. Hasıl gelen yine boş konuları dolduracağız. Çünkü bunları bize doluymuş gibi sunuyorlar ama biz boş olduğunu bildiğimiz için bizimle dalga geçen insanlarla dalga geçiyoruz. Amacımız dalga geçmek. Etmek, zaten hayat yeteri kadar ciddi ve herkes size ciddi ciddi şeyler anlatıyor. Herhangi bir televizyon kanalını açtığınızda, herhangi bir internet sitesine girdiğinizde 87 yaralı, 35 milyon kalbi kırık gibi haberlerle karşılaşıyorsunuz. Bu programda ise bir nebze olsun tebessüm etmek gibi bir davamız var. İnşallah muvaffak oluruz Cenab-ı rabbül Erlemin İnşallah bize, size, hepimize nasip eder. İşte gençler aşkı nasıl tanımlıyor oradan girdik. Bir araştırmada insanların, %6'sı aşktan tarifsiz bir duygu olarak bahsediyormuş. Tarifsiz olan şeyler fenomendir efendim. Fenomen diye anılır bu. Bilimde işte günlük dilde fenomenolojik derler buna. Yani tarif edilemeyen şeyler fenomenolojiktir. O fenomen denen laf buradan gelir ve bunlar trilyonda bir kere olacak işlerdir. Dolayısıyla şurada 6 milyar insanız ve orijinal bir şey yakalama olasılığımız tatlı suda köpek balığı yakalama olasılığımız kadardır. Bence iyi misal verdim. Bu kısmı özellikle kesip patrona göstermeni istiyorum. Sevgili yönetmenim, kameramanım, canım kardeşim, her şeyim, pıtırcığım, bebeğim. Bebeğim kısmını ciddiye alma. Efendim şimdi diyor ki %5 oranında tutku, %3 oranında acı tatlı, %1 oranında güven para. İşte bu %1'i bulacaksın. Bununla yürünür. Neden? Yani bununla yürünür. Hayat boyu yürünür. Çünkü dürüst. Dürüst. %1'i sevgi, aç deyince güven ve para demiş. Bu bu insanla her şey yapılır. Ha seversiz sevmezsin. Sen yalan duymaktan hoşlanıyorsundur. O senin tercihin. Zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir klişe var. O yüzden tartışılır. Sabaha kadar tartışabilirim. Eğer isteyen varsa ekranda gördüğünüz ya da görüyor musunuz bilmiyorum. Sosyal medya adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Ben Ahmet Ersan. Şimdi 2019 yılında gençlerin %37.8'ine göre aşk, sevgi ve saygı, %33.1'ine göre dünyanın en tatlı mutluluğu, %15.7'sine göre Göre ise zamanın durması olarak ifade edildi. Ki bunları muhtemelen çok çok genç ve feleğin sillesini henüz yememiş arkadaşlara sormuşlar. Yoksa bu kadar romantizmi normal insan kaldıramaz. Normal insanın midesi bile kaldıramaz. Çünkü hayat bundan çok çok daha serttir. Hatta hayat bundan çok çok daha serttir noktası hangi sertliğe tekabül ediyorsa onun on misli kadar daha serttir. Bunu arttırmak, katlamak mümkündür. Ankete katılan gençlerin gençlerin %51'i aşık olduğunu kalp çarpıntısından anladığını söylemiş ki bu aritmi olabilir. Lütfen kalp çarpıntınız varsa doktora gidin. İlla aşık olduğunuz anlamına gelmez. Aşık olduğunuzu zannederken durup dururken ölmeyin efendim. Yani aritmi zaten ölümcül bir hastalık değildir ama yine de bir gitmeniz gitmenizde fayda var. Hani aşığım zannedip ağır derecede tedavi edilmediğinde hastalanmanın da alemi yok. Diyor ki %14.7'si uyku uyuyamadığını ve sürekli onu düşündüğünü ifade etmiş. bunlar Sopalık dediğimiz bölüme giriyor. Gençlerin sopalık kısmı bunlar. En büyük çılgınlık hayatından vazgeçmek demiş. Bu üzerinde konuşabileceğimiz bir şey değil. Yani ben konuşmam. Müge Anlı'ya falan müracaat edin bu tip şeylere. Için. Ya da o tip insan duygularını önemsemeyen programlar varsa. Müge Hanım'ı kastetmiyorum. Bunları konuşabilecek yerler varsa oralara bakabilirsiniz. Ama iyi olan, doğru olan, düzgün olan şey bir hekime müracaat etmektir. Bir psikiyatriste gitmektir. Bir psikoloğa gitmektir. Ki ben kendim sürekli ve uzun yıllardır psikiyatriste giden biri olarak bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ve tavsiye ediyorum efendim. Bu sizi deli yapmaz. Velev ki deli olsanız bile her şeyin çaresi var ölümden gayrı. Diyor ki araştırmaya göre gençlerin %20.6'sı aşık oldukları kişiye aşkım diye hitap ederken sevgilim diyenlerin oranın %10. 16.7. Acaba ismiyle hitap eden yok mu? Ya da bir tek ben mi varım? Ya da bir tek ben varsam o yüzden mi benim sevgilim yok? Çünkü ben bir sevgili sahibi olursam ki bu benim için bir Ferrari sahibi olmak kadar zor. Hatta istesem yani sıksam bir Ferrari alabilirim. Bir iki ay içerisinde. Ama yıllardır bir sevgili bulamadım. Zannederim sizin için Ferrari sahibi olmak sevgili sahibi olmaktan daha zordur. En azından izleyenlerin önemli bir kısmı için. Bu reklama girmez. Çünkü ben Ferrari dedim diye kimse gidip Ferrari almaz. Eğer böyle bir gücüm Varsa zaten ben o şirkete ortak olurum efendim. Aa Ahmet Ersan Ferrari dedi. Hemen gidip bir Ferrari almalıyım. Hem de F2 almalıyım diyen varsa lütfen ekranda gördüğümüz sosyal medya adreslerinden bana ulaşsın. Ben şahsi cep telefonunu da veririm. Çünkü ben zengin insan severim. Severim. Yani bir sempatik buluyorum. Zenginleri seviyorum. Seviyorum. Onlar da beni severlerse çok mutlu, düzgün, düzeyli bir arkadaşlığımız olabilir. Gençlere göre aşık oldukları kişi için yapabilecekleri en büyük çılgınlık %52.9 oranıyla sevdikleri kişi için tüm hayatından vazgeçmek. Bu dev saçmalık. Aşık oldukları kişiyle bir çılgınlık çılgınlık yaparak gizlice evlenebileceklerini söyleyen gençlerin oranı %16.5 olabilir. Yani babanızın ve annenizin korkunç intikamından çekinmiyorsanız ya da bunu göz önüne alabiliyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Neticede insan bedelini ödemeyi göze aldığı her şeyi yapabilir. Ama her şeyi bedelini ödemeyi göze almak kaydıyla ve ödemek kaydıyla insan iradeyi cüz'iye diye tabir edilen İslam felsefesinde ve itikadında olan yani itikadında olan ama felsefesinde de konuşulan iradeyi cüz'i dediğimiz durumla, yani küçük irade diyoruz buna, hayatını kontrol etme hakkına sahiptir. Bizim inancımıza göre. Sosyal medyada en beğenilen çift Fahri Evcem ve Burak Özçivitmiş. Bunlar ayrılmadı mı hala? Hala beraberler mi? Çünkü ben söyledim Fahriye'ye dedim Burak sana göre değil dedim Fahriye dedim oturalım bir yemekte konuşalım dedim. Telefonu yüzüme kapattı. Telefonu yüzüme kapattı. Dedi ki ben ünlüyüm sen az ünlüsün dedi. Yeteri kadar ünlü olursan bir daha ara beni dedi. Sonra Burak'ı aradım dedim. Burak bana böyle böyle söyledi. söyledim Burak ağır konuştu. Bayağı ağır konuştu. Burada söylesem çok sıkıntı çıkar. Çok sıkıntı çıkar. Onu da yüz yüze ben konuşacağım. Halledeceğim yani. Kendisiyle konuşacağım ben bunu. Bir daha konuşacağım. Onu bulacağım. Ben. Efendim Şimdi sosyal medyadaki beğenilen çiftlerin oylaması falan filana geçmişler bu konuyla alakalı. Buraya bağlamak için. Hasılı kelam hayat ciddi bir şeydir ama olduğundan da daha ciddiye alınacak bir şey değildir. Bir parça eğlenmek maksadımız, bir parça tat almak maksadımız. Geldiğimiz gibi gideceğimizin bilincindeyiz. Eğer değilseniz bilincinde olun. Sonsuza dek burada değiliz. Yüz yıl önce bir sürü insan sizinle aynı problemleri, aynı sevmişleri, aynı Aynı duyguları yaşıyordu. 100 yıl sonra da bir sürü insan aynı sevinçleri, aynı duyguları ve aynı problemleri de yaşayacak. Yüz yıl önce yoktuk, 100 yıl sonra da olmayacağız. Bu demek değildir ki toptan nihilist olalım, hayattan tat almayalım. Hayır yaşayalım, güzel güzel, iyi zaman geçirelim, kötü zaman geçirelim. Kendimizi gerçekleştirelim, tecrübe edelim. Bize ayrılan zamanın tadını çıkaralım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Burası embursa.com. Ben Ahmet Ersan. Laf arasını izlediniz. Muhteşem varlık mükemmel insan Ahmet Ersan sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Evden görüşünceye kadar kendinize